alıkonduğu söylendi. Adam o kadar çok yalvarıyor ki. Diyor ki senden beklentim çok. Ne olur Müge Hanım. Ne beklentisi oluyormuş ona? O da diyor ki ben senin isteklerini karşılayamam. Senin isteklerini yapamam diyor. 38 gün sonra ailesiyle yüzleşti. Korku ve endişe. Lamia sen 1 Haziran doğumlu musun? Evet. 1 Haziran'a nikah tarihi aldılar. Ben de destekçilerim diyormuş. Aferin kız. Sen gelsene. Benim karşıma niye çıkmıyorsun? Ne evliliği lan? Senin yaşı kaç, bunun yaşı kaç? Tek yürek olan iki anne. Yapma bebeğim, gitme Lamia. Bak Selin'in annesi değil mi? Allah aşkına. Ay Allah'ım. Belki ben buradan kızımın yüzünü çıkaracağım. Lamia, gitme ne olursun kızım. Gelme. Kararını değiştirip ailesinin yüzünü güldürecek mi? Az sonra Müge Anlı'da. Şüphelerle dolu bir kayıp. Selin'in kaybolduğu gün yaşananlar pek de normal değil. Tahmin ettiğim kişiler de dedim zarar vermişlerdir onlara. Çünkü ellerinde silahları vardı. Ben artık çok şüphelenmeye başladım. Bir şeyler var ama ne var bilmiyorum. Kaybolmadan önce görüştüğü arkadaşları. Selin bizle görüşmeden önce bir kişinin parasını yemesi gibi bir şey söz konusuymuş. O da galiba taksici Emo. Emrah. Ben öyle biliyorum. Dağ başında gözdağı. Elinde silahlı bir adam çıktı. Tolga arabadan indi. Kalabalık grup da o evin içinden geldi zaten. O yüzden de çok korkmuştum o gece hatta zaten. Kız en son burası dedi. Her yer böyle işte bizim dağın başı. Asfaltlık bir yol. Burası öyle mi böyle bir yer? Ölüm korkusu. Öyle bir feryattı ki o Selin Hanım. Beni şimdi öldürecek adam her şeyi yanlış anladı. Muhammed atar yapıyordu. Bir rahat bırak beni. Defol git. Benim orada Selin'le olmam imkansız. 22 yaşındaki Selin Öztürk'ün şüpheli kaybı az sonra Müge Anlı'da. Sayın Karakaya ailesi yaşça büyük kişi tarafından alıkonduğunu düşündükleri kızlarına 38. günün sonunda Müge Anlı'da kavuştular. Kapıyı açalım, Lamia bir gelsin. Önce bir kucaklayın kızınızı günler sonra. 22 Nisan'dan beri haber alamıyorlardı. Kurban olayım anne, kurban olayım sana anne. Bana giremezsin ya, sen bana giremezsin. Şu hayatta yaşa sana giremezsin ya. ...18 yaşındaki genç kız içinde bulunduğu durumu ailesiyle sakince konuşmak istiyordu. Benim hayatım gerçekten dört dörtlük. Hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir sıkıntım yok. Evet. Ama benim derdim de zaten ne maddiyat ne de başka bir şey. Ben kendime anlatamıyorum. Anlatıyorum bir şeyleri ama yok çözemiyoruz. İletişim kuramıyoruz yani. Benim derdim ne başka bir adam. Ben 19 yaşındayım. Birisi gelir birisi gider benim için. Seviyorsam seviyorum. Yanlışsa da yanlış. Bana demeleri lazım ki Lamia. Bu adamı istemiyoruz kızım. Konuşma. Ben derim ki tamam. Yanlışsa bizim yanımızda gör. Böyle ama biz... Hep harkür, hep kavga, gürültü bu şekilde. Yanlışsa da ben bunun yanlışını görmek istiyorum ya. Ben görmek istiyorum yani. Müge Hanım anlatmadı bana. Sen şu an ne bana. İstiyorsun? Bir şeyleri çözelim. Ama neyi çözelim ne yani? Konu, ya? Söyle ben bize. Seviyorum biz... yani, seviyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim, seviyorum. Bir dakika bir anlatsın. Murat'ı seviyorsun. Evet. Kaç yaşında bu Murat? 35 yaşında. 50 yaşında da olsa benim için yaş fark etmiyor. Ben gerçekten sevdim. Peki annene anlattın mı? Anne ben böyle hoşlanıyorum. Anlatmadım Müge Hanım. Kimseye anlatmadım anneme değil. Çünkü kimsenin şey diyeceğini düşünmüyorum. Lamia çok doğru yoldasın. Devam et demesini beklemiyorum. Neden beklemiyorsun? Şimdi bak sohbet ediyoruz. Toplum tarafından yadırganacak bir şey. Çünkü normal olmayan bir şey. Senin bu görüştüğün kişinin annenin iddia ettiği gibi böyle bir narkotik şeyi var mı? Geçmişi var mı? Var. Demek ki sadece mevzu yaş değil. Sen niye kendini böyle bir duruma sokuyorsun? Yani ne yapabilirim? Sevdim yani, seviyorum. Ne madde kullandığına şahit oldum, ne sattığına. Tamam. Arabada bulunduğuna da hani arabaya birisi binmiş. Bana açıklaması böyleydi. Müge Hanım dosyadan okudunuz siz. Müge Hanım bir kere değil ki yakalanması. Onun arabasını bıraktılarsa o da alacak onu, birine götürecek o zaman. Evet. Sen bunları akıl edemiyor musun yavrum? Yengesi beni salmadı zaten bayağı bir süre kadın. Sabah akşam beni arıyordu. Murat'ın peşini bırak, şunun peşini bırak. Yengesi dediğin Murat'ın nesi yani? Yengesi. Abisinin karısı. Ne dedin annene onunla ilgili? Ya bu konuyu konuşmak istemiyorum. Çünkü o konuyu konuşmak ailesini... istemiyorsun evet, ama... O konu da senin için önemli bir konu değil evet, mi? Evet önemli. Ama burada konuşmak bak istemiyorum. Bak şimdi birdi, ikiydi, üçe çıktı şimdi. Evet. Toplumun algısı. Evet.
Seviyorum yani. Yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Lamia'nın nikah günü aldıysa yaşça büyük sevgilisinin annesinden öğrenildi. Lamia sen 1 Haziran doğumlu musun? Evet. 1 Haziran'a nikah tarihi aldılar. Ben de destekçilerim diyormuş. Aferin kız. Ben onaylamıyorum kesinlikle. Ne geliriz ne getiririz yani. Mümkün değil yani. 18 yıllık annesini 6 ay tanıdığı adama değişiyor. Ben şunu da merak ediyorum. Niye sizin gelininiz gelin olmasını desteklediğiniz Lamia'ya mesaj atıyor bir geliniz diğerine? Ciddi psikolojik sorunları var. Daha yeni annesini kaybetti. Böyle bir insanlar kafasında kuruyor. Anlatabildim mi yani? Ama o bir kurma mesajı değil ki. Murat'tan ayrıl diye mesaj atıyor. Bilmiyorum. Bir ara bir problem yaşamışlar galiba. Bizim yeğenle. Onun da annesi oluyor. Oradan dolayı bu iş uzadı gitti yani. Attığı mesaj. Bak diyor. O nokta nokta. Ben Murat'ın sevgilisiyim. Onun hayatından defol git. Gece benim yanımda kaldı. Murat ikimizi de oynatıyor emin ol. Genç kızın evlenmesem de olur dediği sevgilisi de konuştu. Ben de Lamia'yı seviyorum demişsiniz. Evet ben uyuşturucu madde kullanmıyorum. Arabamla çıktı arkadaşım yürümüş. Gel bırakın bir şey yapamadım. Ama ben ne uyuşturucu ne başka bir şeyim ne alkol bombası hiçbir şey değilim. Benim üniversite okumak için Uşak'a gelen kızıma musallat olmuştu diyen bir Ahmet Bey var. Bakalım bir tanıtsın size kendini. Benim kızım da Uşak'ta üniversiteyi okudu. Bu Murat Bey de musallat oldu. Sıkıntılar, sorunlar yaşadık. Murat Bey'in söyledikleri hiçbirisi doğru değil. Üniversite öğrencilerin takıldıkları kafelere takılan bir kişidir. Ve hep böyle genç kızların peşine takılan biridir. Ve ben bu insanlar yüzünden kızımı oradan başka bir üniversiteye transfer etmiş bir insan. Murat Bey hatırladınız mı Ahmet Bey'i? Maalesef. Sizin böyle bir üniversite öğrencisiyle böyle bir davanız oldu mu Uşak'ta? Asla efendim. Allah vekildir benim böyle bir şeyim olmadı. Zaten hiçbir şeyi hatırlamıyor. Ne olursun gözlerini aç kızım. Bu insanlar seni neyle tehdit etmişlerse sakın korkma kızım. 18 yaşındaki genç kızın yaşça büyük sevgilisiyle ilgili izleyicilerimizden gelen iddiaların ardı arkası kesilmedi. Murat Bey'in eski eşinin arkadaşıyım ben. Yayında bahsedilen yengesiyle Murat Bey'i uygunsuz bir şekilde yakaladığı için zaten ayrıldı. Oradaki genç kıza sesleniyorum. Lütfen gözünü aç ve gerçekleri gör. Rüyada yaşamıyorsun. Ne diyorsunuz Murat Bey buna? Böyle bir şey yok efendim Allah aşkına. Sen içinden çıktığın var mı kafelerden oradan buradan? Sen gelsene. Benim karşıma niye çıkmıyorsun? Niye evliliyorsun lan? Senin yaşın kaç, bunun yaşın kaç? Yengeci beni aradı. Bak dedi kardeşim, hanımına, kızına bir şey söyleme. Bu Murat dedi bilmem ne madde kullanıyor. Senin kızını dedi madde alıştırıyor. Benim kızımı mahvetti, senin kızını da mahvedecek dedi. Siz eski eşinizden de bu yengenizden dolayı mı boşandınız? Hayır. Zaten yengeniz itiraf etmiş ki bunu. Yok öyle bir şey efendim. Yengeniz yazmış ya ben Murat'ın sevgilisiyim diye ben okuduğumu biliyorum. Bu mesajları gördünüz ya Lamia'ya. Niye yengeniz bu mesajları atıyor diyoruz? Yengem atmıyor onları. Benim eski sevgilim var o attı. Niye sen o zaman yengesi diyorsun herkese? Ben yengesi biliyorum. Arayan yengesi değil mi kızım bizi? Evet. Niye o zaman? O da diyor sevgilim diyor. Sevgilim diyor. Bilmiyorum. Eski sevgilim diyor. Doğru yengen eski sevgilin demek oğlum senin. Murat niye öyle söylüyor? Öyle söylüyor o zaman? Aile şeylerini korumak amaçlı. Zaten gösterdim kocasına diyorsun. Evet, hepsine gösterdim. Yani evlerine de gittim çünkü bu sorunla baş edemedim yani. 18 yaşındaki kızın önündeki karanlığı görebilmesi için el ele veren iki annenin feryadı yürekleri dağladı. Ben telefonumu istiyorum dedi Murat'la konuşmak için. Diyor ki ben eğer böyle olmasaydı ben evlenmek istemiyorum diyor. Buradan git Avusturya'ya. Almanya göndereyim, Avusturya'ya göndereyim bebeğim. Evlenmek istemediğini biliyorum. Uşağa dönmek istiyorum. Kendi alanıma dönmek istiyorum. Lamia'm hesap sorarsam annen değilim. Bir kere Murat konusunu açarsam insan değilim bebeğim. Bir kere bana bak Lamia'm şu halime bak. Şöyle yapma. Bir kere bana bak sarılayım. Saçını devre bir kere dokunayım Lamia'm. Yapma bebeğim gitme Lamia'm. Bir kere çık sarılar dedi. Hadi olacak hali yok. Ne olur bak. Bak Selin'in annesi değil mi? Allah aşkına. Ay Allah'ım. Hakikaten ben de bir kere çık sarılar. Lamia'm kurban olmayayım. Ne olursun ablacığım. Bak belki ben buradan kızımın ölüsünü çıkaracağım. Kurbanın olayım bir kere çık annene sarıl. Hadi çocuğum ne olursun Allah'ını seversen. Lamia. Annem. Bir aşkım olabiliyorum annem. Lamia. Sadece sana sorayım. Lamia bana kıyamazsın kuzum. Lamia gitme ne olursun kuzum. Lamia. Gelme. Peki 18 yaşındaki kız aldığı karardan geri dönüp yeniden ailesiyle bir araya gelecek mi? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.